Peki hocam, kişi ameliyatına oldu, kalp kapak ameliyatına oldu. Peki normal hayatına devam edebilir mi? Yani bizim nekat süremiz 1,5 ay gibi bir süre. Burada eğer kumadın kullanıyorsa, yani kan sulandırıcı kullanıyorsa, onu bir kere çok iyi doktoruyla kooper olacak. Doktor da telefonları olacak. Yaptığı bir zaman arayacak. Devamlı iletişim halinde olması gerekiyor. Bir de kapak hastalıklarında ikinci yani ciddi bir problem, endokardit dediğimiz bir problem var. Yani kapağa mikrop oturması. Bu biraz önemli bir şey. Bu daha çok özellikle diş iltihaplarında en çok sık gördüğümüz problem. Vücudun herhangi bir yerinde de olabilir. Bir yerindeki iltihap kana karıştığı zaman bir mikrop, kana dolaşan mikrop sonuçta o alt kapağın üzerinden de geçiyor. Kapak da yabancı bir yüzey. Normal bir kapak olmadığı için mikrop oraya oturabiliyor ve orada enfeksiyonu orada üreyip enfeksiyona sebep olabiliyor. O zaman endokardit dediğimiz bir tablo gelişiyor. Bu da son derece hiç sevmediğimiz, çok korktuğumuz bir tablodur. Genelde uzun süre antibiyotik tedavisi alması gerekiyor. İşte bazen ameliyat olması gerekiyor. Kapağı tekrar değiştirmek gerekebiliyor. Son derece zor süreçlerdir. Onun için bu tür hastalarımızın mesela diş çekileceği zaman muhakkak antibiyotik profilaksi dediğimiz antibiyotiklerini önceden doktoruna başvurarak kullanması gerekiyor. Mesela diş yaptırmak isteyen hastalarımızın arkadaşlar. Diş yaptırmaktan ziyade enfeksiyon var ise. Yani implant yapılabilir, yok onlar yapılabilir ama enfeksiyon var ise bizim için dediğimiz enfeksiyon. Yani en sık orada olduğu için diş özellikle söyledim ama başka yerde olur. Bir yerde sivilce olur mesela. İltihabın olduğu yerde. Endokardit yönünden, yani bu kalp kapağı iltihabı yönünden dikkat etmek gerekiyor. Yani dikkat etmesi gereken ileriki yıllarda bu. Bir de dediğimiz gibi kapaklar, işte miyolojik kapak takılsa dejenere olabiliyor. Onu işte böyle yılda bir, iki yılda bir ekokardiyografiyle kapağın durumunu değerlendirmek gerekiyor. Mekanik kapak takılmışsa, işte dediğim gibi ayda bir kan tahlili yaptırıp nasıl gerekiyor. Gene belirli aralıkta ekokardiyografiyle kapakta disfonksiyon, yani fonksiyon bozukluğu oluşmuş mu kapakta, işte ya pıhtı oturmuş mu ya da kapakta kaçak olmuş mu gibi yöntemlerle sebepleri araştırmak gerekiyor. Onun dışında çok özel bir şeye gerek yok bu tür durumlarda. Ondan sonra hayatını çok genelde hastalarımız kapak değişiminden sonra, çünkü oradaki darlık ve ya da yetmezlik problem gittiği için uzun yıllar çok rahat sağlıklı yaşıyorlar hastalarımız. Kalp rahatsızlıklarında tabii tedavi gördükten sonra da, ameliyat geçirdikten sonra da yürüyüşü öneriyorsunuz. Evet, yani bir yürüyüş zaten genel bir sağlık problemi. Bu kalp hastalıklarında biz genelde işte koroner kalp hastalıkları olsun, kapak hastalıkları olsun muhakkak aktif olmalarını öneriyoruz hastaların. Hiçbir şey yapmıyorlarsa günlük böyle yarım saat, bir saat yürüyüş yapsınlar, kilo almasınlar. Kilo her tür durumda problem. Yani normal bir insanın da problem ama kalp hastalarında kilo son derece problem. Neden problem? Kilo aldığı zaman biz özellikle kapak hastalığı için konuşayım. Hani koroner kalp hastalığında zaten ciddi bir problem. Çünkü şeker hastalığına sebep oluyor. Şeker hastalığı biliyorsun damarların tıkanmasına sebep oluyordu. Kapak hastalarında şöyle problem oluyor. Sonuçta vücut kitlesi arttıkça oraya kan gitme ihtiyacı daha çok arttığı için ve akciğerlerde problem olduğu için kapak hastaları özellikle nefes darlıkları sık olabiliyor. Kalp yetmezliği gelişebiliyor kiloyla birlikte. İşte şeker hastalığı olursa diğer damarlarda tıkanıklıklara sebep olabiliyor. Dizlerde problem olabiliyor. Yani bel fıtıkları olabiliyor. Çok. Obezite son derece ciddi olabiliyor. Bir sağlık problemidir. Dünyanın en ciddi sağlık probleminin bir tanesidir. Ve sigarayı da unutmamak lazım. Evet, zaten sigara muhakkak. Zaten kapak hastaları da sigara içiyorsa muhakkak sigarayı bırakmaları gerekiyor. Çünkü kapak hastalarının çoğunda genelde akciğer tansiyonu yüksek oluyor. Bu akciğer problemi olabiliyor. Sigara içtik zaman bu akciğer problemi daha da katlanarak artabiliyor. Onun için muhakkak sigarayı bırakmaları gerekiyor.